Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. Büyük uyanış. Millet ülkesinin dilinin tarihinin elinden alınmasına, Türk adının tarihten silinmesine müsaade etmeyecektir. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu Büyük Uyanış 22. baskı. Oktay Sinanoğlu dünyanın en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve iki kez çeşitli ülkelerden Nobel'e aday gösterildi. 1953 yılında Ankara'da Türkiye Eğitim Derneği'nin Yenişehir Lisesi'ni birincilikle bitirdi. O zaman lisenin eğitim dili tamamen Türkçeydi. Takviyeli yabancı dil dersleri vardı. Bitirdikten hemen sonra kolej oldu. Türkiye Eğitim Derneği tarafından Amerika'ya burslu kimya mühendisliği için gönderildi. 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kimya mühendisliğini birincilikle bitirdi. 1957'de Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT'den birincilikle yüksek kimya mühendisi oldu. Alfred Sloan ödülünü aldı. 1959'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kuramsal fiziksel kimya doktorasını yaptı. Doktorasını yaparken 2 ödül kazandı. 1959-1960 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Merkezi'nde araştırmalar yaptı. 1961'de hem Harvard hem de Yale'de kendisinin yeni nicem kuantum kimyası ve fiziği üzerine kuramları hakkında üst düzey derslerde yeni buluşlarını anlattı. 1962 yılında Batı'nın 300 yılda en genç profesörü oldu. 26 yaşında Yale Üniversitesi'nde 1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyeti yalnız Oktay Sinanoğlu'na mahsus olmak üzere kendisine danışman profesör unvanını verdi. Türkiye'de de kuramsal kimya bölümünü kurdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimin Türkçe olması için uğraş verdi. 1966'da Yale Üniversitesi'nde moleküler biyoloji konusunda ikinci kürsüsüne atandı. 1973'te Almanya'nın en yüksek Alexander von Humboldt bilim ödülünü burs ile karıştırılmasın ilk kazanan kişi oldu. 1975'te Japonya'nın Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülünü kazandı. Yine 1975 yılında özel kanunla Oktay Sinanoğlu'na ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti profesörü unvanı verildi. 1976'da Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti özel elçisi olarak gönderildi. Kendisi Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini atmıştır. Amerika Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesidir. Hindistan'ın devlet misafiri olarak Hintli bakanlarla ve cumhurbaşkanlarıyla görüşmüştür. Meksika'da aynı seviyede 3. dünya ülkelerinin bağımsızlığı için çalışmıştır. Meksika hükümeti tarafından yüksek bilim ödülü Elena Mosinski ile ödüllendirildi. Sovyetler Birliği Bilim ve Sanat Akademisi davetlisi olarak Rusya'da kuramlarını anlattı. Moskova ve Leningrad Leningrad'ın şehri olarak Sovyet Rusya tarihinde adlandırılmış. İsmi bir şeydi, şimdi hatırlayamadım. Sovyetler Birliği Bilim ve Sanat Akademisi olarak Rusya'da kuramlarını anlattı. Moskova ve Leningrad evren kentlerinde bilim kitapları Rusya'ya çevirilerek okutuldu. Çekoslovak Bilim ve Sanat Akademisi'nin defalarca özel misafiri oldu ve kuramlar üzerinde çalışan ekoller kuruldu. Kore, Japonya, Hindistan, Hong Kong, Kanada, Romanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Almanya ve daha birçok ülkelerde bilim konuşmaları yaptı. Genç yaşta bilimde gösterdiği başarılarıyla milyonlarca gencin bilime heveslenmesine vesile oldu.
Yıllar sonra karşılaştığı bilim adamları kendisini örnek alarak bilime girdiklerini söylemişlerdir. Miami Evren kentinde kuramsal bilimler merkezini kurdu. Türkiye'de ilk yaz okullarını düzenleyerek sahalarının en ünlü bilim adamlarını Türkiye'ye davet etmiştir. O zamanlar birkaç yılda Türkiye bilim haritasına girmiştir. O zamanlar birkaç yılda Türkiye bilim haritasına girmiştir. Halen Profesör